Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere mayasız hamurla yumuşacık, muhteşem lezzetli katmer ve gözlemeleri paylaşmak istiyorum. Patatesli böreğim için iç malzemesini hazırladım. Tavaya 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 adet ince ay şeklinde doğranmış soğanı aldım ve biraz kavurdum. 5 adet ince kare şeklinde doğranmış patatesi ilave ettim. Toz biber, tuz attım. Karıştırdım ve kendi suyunda pişmeye bıraktım. Sonra yıkanmış, doğranmış ıspanaklarımı sıvı yağ, toz biber, tuz karıştırdım ve bir kenara aldım. Katmerler için 1 paket margarin, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı tahini karıştırdım. Ve yoğurma kabıma 2 büyük su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sütü, 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tuzu karıştırdım. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde un karıştırarak güzel bir hamur elde ettim. 10 dakika dinlenmeye bıraktım ve tezgahıma aldım. 3 parçaya böldüm. Birisi katmer için, ikisi börek için. Önce bütün lavaşları sırasıyla açtım. Daha sonra iç malzemesini yerleştirdim. Ve iç harçlarını yerleştirdim. Ağzını kapattım. Yalnız yapmış olduğum bu gözlemelerin üzerini temiz bir bezle kapattım kurumaması için. Sonra katmerimin yufkasını açtım. Üzerine hazırlamış olduğum tahinli yağı gezdirdim. Hamuru esneterek katlamaya başladım. İçten içe doğru, içten dışa doğru. Arkadaşlar katmerler yapıldıktan sonra buzdolabında 5-10 dakika bekletmemiz gerekiyor. Katmerlerin rahat açılabilmesi için. Yufka büyüklüğündeki açtığım hamurdan 4 tane katmer çıktı. Şimdi ikinci hamura geçeceğim. Yalnız onu hızlı çekim yapıyorum. Ve katmerler hazır.
Dinlenmiş olan katmerlerimi açtım. Gözlemelerimiz de hazır. Şimdi sıra pişirmede. Arkadaşlar, geniş büyük teflon tavam vardı. Altını açtım. Isınan tavama pişirdim. Ve alt üst yaparak orta ateşte sürekli çevirerek pişirdim. Gördüğünüz gibi patatesler zaten piştiği için çok fazla pişirmeye gerek yok. Ara sıra sağa sola çevirerek alt üst yaparak katmerimizi pişirdim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gözlemeler, katmerler hazır. Çok nefis oldu. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Siz de mayalanmamış hamurdan gözleme ve katmer yapabilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara afiyet olsun.